köftesi daha güzel. Köftesi mi güzel? Evet, daha güzel. Pide sosu çekmiş. Pide de çekmiş, evet. Çatal bıçağı yanıp bırakalım hayatım. Üçüncü tabaktayız. Üzerindeki bu beyazlık neden olmuş bilmiyorum. Üstünde bir beyazlık var köftelerin, nedendir diye bilmiyorum ama. Şey o, bence sonradan atılan kaya tuzu. Öyle mi? Hı. Evet, biraz tuzlu geldi bu bana. Ama köftenin tadı nasıl? İyi, güzel, fena değil, fena değil. Pide sosu çekmiş. Çekmiş, evet. Peki. Bak onda da var, farkındaysan. Evet, var. Varmış. Hı hı. Gördüm. Tadıma göre sosun lezzeti, köftenin pişmişlik durumu bana göre bu tabak en iyisiydi. En güzeli buydu. Onun o için... zaman puanlama. Evet. Puan zamanı. Bu en iyisi geldi bana. Buna 5 puan vereceğim. 5 puan. Evet. Bu tabağa 4 puan vereceğim ilk günün şerefine. İkinci tabak 4 puan. Evet. Bu tabakla bu tabak arasında kaldım. Hangisine 1 vereyim diye. Sanırım buna 1 vereceğim. Birinci tabak 1 puan. O daha kuruydu dışı. Bu da tuzluydu ama buna da 2 vereyim. 3 mü? 2. 2 pardon. 2. Bakalım gelir gelmez kayınvalide Sevda 2 puanı kime bastı? İki puanın sahibi gelin, kaldıralım. Ayten. Koyalım. Ayten. Of, yapıyorum olmuyor, yapıyorum olmuyor. 4 puan. Bakalım kim 4 dönecek? 4 puan kime gidiyor göreceğiz. Haftanın ilk günü, güzel puan. Kaldıralım. Esra. Oh, şükür. Şükür. Bakalım. Kayınvalide Sevda gelinini bulabildi mi? 5 puan. Sevda'nın gelini Ece'nin mi? Yoksa Seda'nın mı? Ben çok merak ediyorum. Niçin 1? Neden 1? Sevda teyze, yüzük mü kazandınız ya? Ne oluyor? Aşkım, ilk günün heyecanı var ya, onu bulamasaydım morali çok bozulur diye çok üzülüyordum. Onun için bu ona moral oldu böyle. Başlangıç morali onun için çok sevindim. Sevda teyzeciğim, Firman teyze zaten 4 verdi tabağıma. Sen de 5. Ay yavrum benim. Sevda, tabii ki de gelininizi ilk şimdi günden önce buldunuz. Önce bir sırayla sorun. Böyle kargaşa olursa ben cevap ben bir aldım ya, sormak istiyorum. Bire sana vereyim. Aşkım, tebrik ederim. Gelininizi buldunuz. Tabii ki de sevincinizi yaşayın, evet. Ama niçin 1? Zaten tabağın senin olduğunu bilmiyorum bebeğim. Tabii tadarken ki de söyledim, dışı yanmış, daha bir kıtır kıtırdı bebeğim. Ben öyle köfteyi sevmem. Yani çiğ kalması köfte gibi fazla yemek kızarmıştır. Isterim. Yanık değil çünkü asla. Yok yok, çok kıtırdı dışı. Böyle kıtır kıtır ediyordu. Söyledim de zaten. Onun için. Diğer tabaklarda öyle bir kıtırlık yoktu. Lezzeti nasıldı? Güzeldi yavrum. Piden de güzeldi ama dışı köftenin kötü. Yani kıtır olduğu için bir verdi. Evet evet. Söyle. Ben öyle köfteden hoşlandım. Dediğim bir şey diyemiyorum. Bence birlik tabak değildi ama artık yapacak da bir şey yok yani. Yani şimdi birlik tabak değildi derken kendini öyle savunma. 4 tabağın tabii içerisindeki... Tabii ki de öyle savunacağım. Ne diyeceğim? Birlik tabak içerisindeki en iyi... 4 tabağın içindeki en kötüyü aramıyor muyuz yavrum? Size göre, sizin damak tadınıza göre en kötüdür. Tabii benim tabağıma göre ben emin olduğum için bakın, Sevda teyzeciğim. Tabii ki de tabağımı bana göre olacak. Sana göre olmaz ki, bana göre olacak. Tamam tabii. Ben de diyorum ki tabii ki de tabağımı savunacağım. Ben burada bir emek verdim ve dolayısıyla da tabağımdan eminim. Emeğini yeterince verememişsin yavrum.
Ama şunu merak ediyorum. Beşlik ve dörtlük tabak arasında ne gibi bir fark var? Çok az bir lezzet farkı vardı bebeğim. O da ne biliyor musun? Benim gelinim yaptığı yemeğe sevgi katar. Ben onun sevgisini biliyorum. Evet, ben onun sevgi. Evet, benim gelinim yaptığı yemeğe sevgi katar. Ben o sevgiyi biliyorum. Ya çünkü çok yemişim onun yemeğini. Anlarım Sevda teyze desen ki ya şeklinden anlarım. Hayır. Verdiği hayır. Mesela incelikten hayır. Anlarım desen ben sevgi size, nedir ben ya? Ben size dürüstlükle söylüyorum. Dört tabağın içinde en iyisi canım, benim gelinim tabağı. Sevda teyzeciğim kusura bakma ben de burada en böyle iyisi. Soyut yorumlara inanmıyorum. Ben bak ilk günüm daha ikinci tabağım bu. Beş aldım bir tabağımdan da dört tebrik aldım Neriman teyzeden. Ben aşçıyım burada. Esra'cığım tattım, ben sana aşçı değilsin demedim ki. Kaç almayı düşünüyordun? Tattım şu an yanlış kişiye yürüyorsun. Kaç almayı düşünüyordun? Bir dakika. Ben sana aşçı değilsin demedim burada. Tamam evet, benim elimle lezzetli. Bir dakika lütfen üst üste konuşmayalım. 4-5 aldın evet gerçekten güzel. Ama daha önümüzde koskoca 4 gün var. Bu kadar erken sevinme derim. Boş ver kızım sen sakin ol anneciğim. Ben senin pamuk ellerinin lezzetini her yerde tanırım. İnşallah biliyorum önümüzdeki 4 günde de tanırsın. Evet. Tadım ve puanlama için Nagihan Hanım geliyor. Hayatım hoş geldin. Hoş bulduk. Başlayabilirsin Nagihan'cığım. Başlayalım. Şimdi bu köfte iyi yoğrulmamış bir köfte. Çünkü içinde parça parça çiğ yerleri de kalmış. Kimi yeri çok kızarmış fakat içi çiğ kalmış. Bunu beğenmedim. Sos. Ve dağılıyor, çekmiş köfte dağılıyor. Evet pide çekmiş. Bunu beğenmedim. İkinci tabağa geçiyoruz. Bunun pidesi sosu çekmemiş. Daha kuru. Köfte de dağılıyor. Yani yoğurmada bir sorun mu yaşadılar bilmiyorum ama köfte böyle olmaz ki parça parça. Üçteyiz. Köftesi güzel yoğrulmuş. Daha sıkı. Pidesi de güzel çekmiş. Bazı yerleri. Tamam. Köfte güzel yoğrulmuş. Aferin. Ve dördüncü tabak. Bunun köftesi de iyi yoğrulmuş. Güzel sıkılmış. Puanlamaya geçelim o zaman. Evet. Puan zamanı. Buna bir veriyorum. Birinci tabak. Evet. Birinci tabak bir puan. Buna iki veriyorum. İkinci tabak iki puan. Buna üç veriyorum. Üçe üç mü? Evet. Üç. Bu hoşuma gitti. Bu da güzel. Zaten. Beş. Beş puanla dördüncü tabak. Gel hayatım. İkinci tabak kayınvalide Nagihan'dan iki puan aldı. Yani kötü başlıyor. İki puanı alan haftaya kötü başladı ama olsun ne yapalım bakalım. Kime gidecek? İki puanın sahibi kaldıralım. Ayten. Bravo.